Evet, herkese merhabalar, hoş geldiniz. İlker Ergün ben, makine mühendisiyim, kaynak mühendisiyim. Bugün sizlerle bir boya kaplama üzerine bir webinar düzenleyeceğiz. Tolga Bey, Tolga Duras bu sunumu yapacak. Ben çok kısa bir giriş yapmış olayım. Bir süreden beri bu tarzda webinarlar yapmaya devam ediyorum. Bunlarla ilgili işte size çeşitli duyurular geliyordur. Genelde benim alanım işte kaynak imalat, çelik yapılar şeklinde ama boya da ya da kaplama da daha doğrusu bu sistemin ayrılmaz bir parçası. O nedenle böyle bir webinar yapmaya aslında biz karar verdik. Tolga Bey'le konuştuk. Neden? İşte bir kaynak süreci ya da bir kesim süreci ne kadar önemliyse imalat sürecinde boya da en az o kadar önemli. Çünkü çok fazla alt detayı olan, çok fazla farklı parametreleri olan ve birçok durumda da hatta geri dönülemez hatalara sebep olabilen bir sistem. Tolga Bey mutlaka bunlarla ilgili çok daha fazla detay verecektir. Anketim vardı aslında. Ben önce onu bir herkese göndereyim. Neden öyle bir anketim var? Çünkü katılanlar buraya ne amaçla geldiler? Onu birazcık duyarsak bizim için de güzel oluyor. Belki siz de konuşmanızı ona göre küçük şekillendirme şansınız olabilir. Şöyle ben sonuçları herkesin ekranına gönderdim. Tolga Bey siz de görüyorsunuz sanırım. Gördüm, teşekkür ederim. Çoğunluk bilmediklerimi öğrenmek demiş %45. Biraz bilgi edinmek %40 ve peşine de bildiklerimi hatırlamak var. O zaman ben Tolga Bey'den önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kadar kısa sürede size boyayı ya da kaplama sistemlerini öğretme şansı hiç kimsenin maalesef yok. Hani bunlar yıllar süren tecrübeler ve deneyimlerin sonucu elde edilmiş bilgiler. Ama evet biraz bilgi edinmek, bu konuda hakkında bir şeyler fikir sahibi olmak veya bildiğiniz bazı konuları birazcık üzerinden geçmek tabii ki çok daha faydalı olabilir. Yine de mutlaka Tolga Bey'in söyleyeceklerinden bilmediğiniz noktalarda olacaktır. Size faydası olacağını düşünüyorum. Evet ben şimdi anketi kapatıyorum ve sözü Tolga Bey'e devrediyorum. Buyurun Tolga Bey. Önce İlker Bey, bu imkanı tanıdığınız için bana teşekkür ederim. Çok keyifli, açıkçası insanlara da faydalı bir çalışma oluyor bu herkes için de. Bildirimleri de gördüğüm kadarıyla gayet faydalı olacak da. Dediğiniz de doğru. Hatta sunumumun sonlara doğru da söyleyeceğim. Bizler sonuçta siz ve ben belirli uzun zamandır bu sektörde zamanımızı geçirdikten sonra bu seviyelere gelebildik. Önümüzdeki dönemde de inşallah hep beraber daha yüksek bilgi seviyelerine ulaşabiliriz. Kısaca beni tanımayanlarınız için söyleyeyim. Kimya mühendisiyim. Boya ve kaplama ve korozyon mühendisliği üzerine uzmanlaşmaya ağırlık veriyorum. Aynı zamanda bazı belgelerim var. Bu belgelerin içinde belki işçilerin en çok bilebileceğiniz NAICS Coating Level, Inspector Level 3. Ki bu belge almak için muhakkak bir akran danışması denen bir şeyden geçiyorsunuz. Bir seviye sizi bir 4 kişilik bir grup denetliyor. Alacak arkadaşlarına Allah kolaylık versin. Çok oldukça zorlayıcı bir şey. Şimdi öncelikle şunu başlayalım. Herkesin bildiği bir şeyle başlayalım. Bir araba seçeriz ve boya kaplama seçimini araba seçimine de benzetebiliriz. Neden de diyecek olursanız. Çünkü beklentilerimiz var ve gerçekler var. Örnek veriyorum. Araba seçiminde ne yapıyoruz? Araba seçiminde önce arabanın tipine karar veriyoruz. Hatchback mi, sedan mı, spor arabası mı yahut işte minibüs, otobüs gibi taşıt araçlar mı yoksa kamyonet, kamyon, tır gibi şeyler mi yoksa iş araçları mı? Dolayısıyla hep sorular ve bazı beklentileri karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Peki, bizim beklentilerimiz ne olabilir? Bizim beklentilerimiz 5M1K. Hani biliyorsunuz CNN'de ünlü bir program vardı. 5M1K. Yani ne için kullanacağız? Nasıl kullanacağız? Neden kullanacağız? Ve nerede kullanacağız? Ve kim, tabii ki kim kullanacak? Peki bu beklentiye ulaşmak için bizim sormamız gereken kritik sorular ne olmalı? Tabii bu soru evrensel yani. Sadece bizi boya kaplamaları ilgilendirmiyor aslında. Belki kaynağı da ilgilendiriyor. Hangi zemin, substrat, yüzey, nasıl ortam, atmosfer, ne tip uygulama ekipmanları, nerede uygulama yapılacak, kim veya kimler uygulama yapacak? Tabi burada kualifikasyonlar çok önemli. Ne gibi çevresel kısıtlamalar var? Ve belki de en önemlisi, ne kadar hizmet süresi, yani ne kadar dayanıklılık istiyoruz?
Burada temel olarak yapmamız gereken şey, önce bilmediğimiz veya bildiğimizi düşündüğümüz şeylerin üzerinden tekrar geçmek. Bir, boya nedir? Yani temellere gitmek. Boya nedir? Boya, bakın bu uluslararası standartlar, ISO standardı 4618'de şöyle tanımlıyor. Bir zemine ya da substrata, substrat kelimesi aslında alt yüzeyli anlamında, uygulandığında koruyucu, dekoratif veya özgün teknik özelliğe sahip olan bir opak kuru film oluşturan pigmentli kaplama metali. Peki aynı standartta kaplama nedir? Kaplama da bir zemine uygulandığında koruyucu, dekoratif ve veya spesifik özelliğe sahip bir tabaka sıvı, macun veya toz formu olan bir ürün. Bu noktada baktığımız zaman aslında boya, zaman zaman İngilizce'de de görürsünüz, coating kelimesi. Boya aslında bir kaplamadır. Bir, bunu bir küme gibi düşünün. Büyük kümenin de kaplamalar kümesinin içinde bir küçük küme, boya kümesi vardır. Ama onun dışında kataforez vardır, galvaniz vardır. Siz söyleyin, başka elektroforez veya diğer kaplamalar var, termal spreyler vardır. Gibi. Peki biz, bizim için boya ve kaplama niçin önemlidir? Burada bir sistem yaklaşımı ön plandadır. Sistem yaklaşımı da şudur. Bir zemine uygulanan veya uygulanacak kaplama malzemelerinin tüm katlarının kombinasyonu. Yani tek başına bir kaplama bir şey ifade etmeyebilir ama burada bir sistem, aynı futbollu gibi sistemle yaklaşırsak bir şey ifade eder. Orada da biraz sonra konuşacağız. Sistem ne demek anlam? Boya sistemi veya kaplama sistemi ne anlama geliyor? Tabii burada önemli olan şeylerden biri de şu. Biraz sonra standartları göreceğiz. Ama biz neyi kaplıyoruz, neyi boyuyoruz? Çünkü ona göre boya ve kaplamalar çok değişiyor. Sistemler çok değişiyor. Çelik mi, paslanmaz mı, alüminyum mu, galvaniz mi, beton mu ya da kompozit mi? Ortamımız ileride çok önemli olacak. Yani biraz sonra yine standartlarda geçer, biraz sonraki standartları konuşacağız. Korozif ortam mı, değil mi? Nasıl bir ortam? Ki bu konular aynı zamanda uluslararası eğitim neyse SSPC'de bahsedilen sorularda da gelen konulardan biri. Ve tabii ki beklentilerimiz ne olacak? Yani ekonomik düşük maliyetli mi, yüksek performanslı mı, çevreci mi, uzun ömürlü mü? Biz bu sorulara nasıl ulaşabiliriz bu noktaya? Yine soracağımız sorular olacak. Hangi zemin, hangi ortamda bulunacak, neye maruz kalınacak? Hava, toprak, kimyasal, pH, sıcaklık mı, iletkenlik mi? Nerede, ne zaman boyanacak? Atölyede mi? Atölyenin şartlarıyla sahanın şartları bir olmalı. Hepimiz biliyoruz sahada çalışan insanlar ya da atölyede çalışan insan. Bir fabrikaya gidiyorsunuz mesela, fabrikada her şey kontrollü. Ama sahaya iniyorsunuz, hiçbir şey kontrollü değil. İlkbahar, yaz, boya dediğimiz şey genelde sıvıdır, toz boyalar da vardır ama bunların hepsinde bir kuruma süresi vardır. Kuruma süreleri ilgilidir. Yüzey hazırlığı ne olacak? Mekanik aletler mi? Kumlu mu? Çevresel kısıtlamalar var mı? Beklenen yaşam süresi. Peki boya uygulaması aşamalarını hızlıca bakalım. Yüzey hazırlığı ile başlıyoruz. Sonra yüzey hazırlığından sonra boya uygulaması ve tabii boyanın kuruması ve ondan sonra da hizmete alınması. Tabii burada önemli olan, çoğu zaman atladığımız bir şey, tüm Türkiye'de, tüm dünyada ve özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yüzey hazırlığı metotları. Çünkü eğer hiçbir boya, belki duymuşsunuzdur, hiçbir boya yüzey hazırlığından daha kuvvetli olamaz. Yani yüzey hazırlığı ne kadar kuvvetliyse o zaman boya veya kaplama sistemleri anlam verir. Diyelim ki solventle temizlemeyi düşünün. Arkasından solvent temizleme yapmadınız, yağ, kir, pas birikti. Mekanik el aletleri, motorlu aletler ki bunlar başka bir eğitimin konusu. İşte yüzey hazırlığı yöntemleri ve işte SA2.5, SA3 gibi yüzey hazırlığı seviyeleri. Basınçlı su ile temizleme, bunlar daha çok çevreci, su ile temizleme, su jeti, aşındırıcı kumlama, raspalama, gelişmiş ve çevresel teknolojiler, işte lazerle temizleme, kuru buzla, süngerle gibi. Peki, kaplama uygulama ekipmanlarına bakalım biraz da. Burada fırça, rulo, kiloluk tabanca, havalı tabanca, havasız, airless sistemler, elektrostatik tabanca, hatta plural komponent ya da çift komponent veya çoklu komponent demek lazım, sistemler. Dolayısıyla burada bir sürü uygulama, bir sürü
Birçok boyaya göre birçok da uygulama yöntemi var. Buna göre de boya sisteminin seçilmesi gerekebiliyor. Peki, boya kaplama tipleri, uygulama yöntemleri sektörlere göre bu açıkçası derya deniz bir konu. Baktığınız zaman bu başka bir eğitimin konusu. Hatta belki bu eğitime katılanlar olmuştur. Bir boya fabrikasının teknik müdürü olduğum zamanlarda. Bakın burada fiziksel kurumalı ve kimyasal kurumalı boyalar var ve burada tabii hepsi değil, bunların da bir sürü dallanması var. Bu dallanmaları da ayrıca eğitimlerde anlatıyoruz. Bu da boya kaplama tipleri. Hatta yakından bakarsak, şöyle söyleyeyim, içeriğine göre ya da uygulama metotlarına göre birçok boya var. İşte termal ısıl sprey kaplamalardan tutun da inorganik kaplamalar, organik kaplamalar ya da ince film kaplamalar gibi veya hiç sonra vakumle buhar püskürtme kaplamaları, elektro depozisyon ya da elektroforez katoforez kaplamalar, termal sprey kaplamalar. Dolayısıyla kaplama dediğimiz zaman oldukça geniş bir konu ve her biri ayrı ayrı üzerinde değinilmesi gereken, her biri belki de saatlerce üzerinde değinilmesi gereken bir konulardan biri. Sadece genel olarak bilgileri paylaşıyorum. Tabii burada bize belki de en önemli bilgilerden biri arkadaşlar, kat sayısı bilgisi. Çünkü çoğu zaman standartlarda bu önemli ön plana çıkıyor. Dünya üzerinde en geleneksel, en çok bilinen şey 3 veya bir çoğunuz görmüşsünüzdür veya duyacaksınızdır. Geleneksel bir boya sistemi genelde astar, ara kat ve son katla oluşuyor. Astar dediğimiz zaman yapışma korozyon direnci ara kat için uygun bir yüzey. Ara kat için korozyon direnci, kimyasal direnç, opaklık. Son kat için uygun bir düzey. Son katta daha çok estetik. Yani işin daha böyle kozmetik yönü. Ama yine de parlaklık gibi, kolay temizlik gibi özellikleri olması gerekiyor. Mesela klasik olarak bir boya sistemi, 3 katlı bir boya sistemi. Bu tabii atmosferik bir boya sistemi. Yani yerüstü bir boya sistemi. Kumlanmış çelik. Arkasından sadece örnek olarak söylüyorum. Bu her sistem. Yani bu rakamlar oldukça göreceli. 50 ila 150 mikron çinko zengin epoksiler, silikatlar uygulanabiliyor. Epoks ama 150'den de fazla uygulanabilen artık yeni boyalar da var. Yani bunlar birebir şey gibi düşünmeyin. Olmazsa olmaz kurallar gibi düşünmeyin. Sadece genel fikir vermesi açısından. Epoks ailesi son derece geniş bir aile. 50 ila 100 mikron arasında, 1000 mikron arasında hatta daha kalın bir boyalar, kalınlıklarda boyalar var. Akrilik ve poliüretanlar keza yine 50 mikrondan başlayıp 150 hatta daha fazla 200 mikronlara kadar o gidebiliyor. Son dönemde Türkiye'de henüz çok maalesef çok kabul görmedi çünkü biraz daha maliyetli ama ancak uygulama ve bir takım uygulama avantajları, işçilik avantajı var. Aslında arka iki katlı sistemler var şu an dünyada. Özel Amerika'da çok kullanılıyor bu. Amerika, Avustralya'da çok kullanılıyor köprülerde. Yani ara katı ortadan kaldırıyorsunuz. Direkt astar son kat atıyorsunuz. Tabii o zaman astar ile ara kat arasında görevler paylaşılıyor. Ara katın görevleri. Ayrıca bazı boya firmaları, özellikle Amerikalı boya firmaları, Türkler de yapıyorlar son dönemde. Sadece tek katta işi çözmeye çalışıyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken tabii ki hangi ortam, hangi korozif koşullar. Çünkü bu boya, bu direkt metale uygulanan astar son kat boya her zaman uygun olmayabiliyor. Özellikle çok korozif ortamlarda. Peki bunun bize yol haritasında yardımcı olacak ne var? En önemlisi standartlar arkadaşlar. Standartlar dediğiniz zaman işte Amerikan standart ASTM, NACE, SSPC'nin standartları ki SSPC oldukça geniş. Hemen hemen her boya ve her boya sistemi, kaplama sistemi için boya standardı var. NORSOK standartı ki Norveç offshore endüstrisinin oluşturduğu bir standart. N501 standardı. Özellikle İskandinav ülkelerinde çok yoğun kullanılıyor. Norveç, İsveç, Finlandiya, Avrupa'nın bazı ülkelerinde çok kullanılıyor. Offshore tesislerinde. Türkiye'de bilmiyoruz fakat Avustralya ve Yeni Zelanda Amerika ile çok yoğun ilişkileri var. Hatta şöyle söyleyebilirim. İsteyenlere de gönderebilirim hatırlatırsanız bana e-mail ile. Avustralya ISO standardı güncellenmeden önce Avustralya Yeni Zelanda standardı güncellendi. Arkasından ISO standardı yani 12.944 güncellendi. Dolayısıyla
Bizden uzakta ama teknolojik olarak bizden ileride bir ülke Avustralya, Yeni Zelanda. Orayı takip etmek gerekiyor. Burada tabii ki standartlarla beraber standartların dayandığı performans testleri. Çoğu zaman bunu da ihmal ediyoruz maalesef Türkiye'de. Nasıl ihmal ediyoruz görelim. İşte laboratuvar testleri diyorsunuz ki boya firmasına laboratuvar testlerini gönder. İşte kaç saat dayanıyor? Neye dayanıyor? Tuzlu sis korozyon testine. Peki tuzlu sis korozyon testi bir boyanın korozyon dayanım süresini doğru olarak verebilir mi? Şüpheli. Hatta vermeyeceği ile ilgili çok ciddi literatürde raporlar var. İsteyenler onu da gönderebilir. Hatta bu konuda Galvanizciler Derneği'nin yayınladığı bir Türkçe kaynak da var. Onun yerine benim önerdiğim dinamik testler, dinamik laboratuvar testleri, döngüsel ya da siklik diye geçiyor. Bunlar mesela vedrometer, prohezyon, bu testler bildiğiniz sıcaklık, nem, güneş ışığı gibi şeyleri bir arada barındıran ve döngüsel şekilde bir test cihazları. Dolayısıyla çok daha kapsamlı, yani tuzlu sis korozyon testine göre çok daha doğru cevaplar, çok daha gerçeğe yakın cevaplar veren testler. Tabii eğer zamanınız varsa bunları sahada denettirip, mesela Amerika Texas'ta Emekoya diye bir test var. Araba firmalarının hemen hemen hepsi bu firm. Emekoya'ya, Texas'a gönderip bu testi yaptırıyor. Hızlandırılmış bir test. Bir de uzun süreli, yani 18-24 ya da 6 ay süreli testler var. Tabii bunların dışında, bu korozyon dışında veya dayanıklık dışında özel talepler gelebilir. Parlaklık, ki parlaklık Türkiye'de parlaklık sayısal olarak ölçülmediğini görüyorum çoğu zaman. Halbuki sayısal olarak ölçülüp belirli uluslararası standartları var. Hatta benim web sitemi girerseniz göreceksiniz, parlaklıkla ilgili bir yazım da var. Renk, desen, ısı izolasyonu, yani sıcaklık, termal izolasyon, ses izolasyonu, radyasyondan korunma, önümüzdeki dönem göreceğiz hep beraber. Radyasyonlu olan bölgeler, nükleer santrallerde herhangi bir boya kullanamıyorsunuz, özel boyalar kullanıyorsunuz. Testlerden geçiyorlar ve özel sertifikaları var. Ve benzeri sektörler, işte uzay sektörü, aerospace olabilir. Farklı talepler olabilir. Özetle, burada tabii ki buradaki uygulama gereksinleri, özel talepler, beklentiler ve bütçe kısıtlamaları ile beraber boya seçimini yapıyoruz belirli kalınlıklarda. Tabii burada önemli olan şey şu, İlker Bey'in başta çok güzel ifade ettiği gibi, biz yarım saat veya bir saatte bu konunun detaylarına girme şansımız pek yok. Dolayısıyla şuradaki söz, yani çok beğendiğim bir sözdür. Genellemelerle düşünüyoruz ama detaylarla yaşarız. Daha detaylı bilgi almak isterseniz bana info@korozyondoktor.org adresinden e-mail atabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Tolga Bey, teşekkürler. Hem hızlı hem böyle küçük küçük nokta atışları olan bir şey evet, oldu. Biraz hızlı oldu. Doğru. Son bir anketim vardı. Onu da ekrana paylaştım. Herkesin bilirmişleri işaretlemesini bekliyorum. Ben bu anketleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü herkesle konuşma şansımız olmuyor sonrasından. Ben de siz sayenizde öğrendim. Teşekkür ederim İlker Bey. Önemli bir şeymiş bu anket olayı. Bu Zoom'da. Evet. Çünkü hani şimdi yüz yüze eğitimlerde biliyorsunuz. Hani sınıfta konuşurken her şey daha kolay oluyor. Ama burada birazcık daha uzağız ya. Hani veri almak güzel oluyor. Veya farklı fikirle duymak güzel olabiliyor. Şimdi sizin ekranlarınıza da paylaştım gelen sonuçları. Anlatım becerisi için gayet başarı durumu. Sunum faydalı oldu mu? Şöyle bakarsak %60-%70 civarında faydalı, çok faydalı bölümündeyiz. Evet. Bu bizim ilk sunumumuzdu İlker Bey. Eksiklerimiz varsa affola. Siz de teşekkür ederim, desteklediniz. Bundan sonra daha da iyi olacak inşallah. Umarım her şey daha güzel olur. Hani hep beraber. Ama ben bu tarzda uzaktan eğitim veya webinarlara açıkçası alıştım. Yani böyle de bu verimli olabildiğini gördük bu süreçte. Sanırım biraz sınıf eğitimi, biraz böyle uzaktan eğitim olarak bundan sonraki süreçte devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet, o zaman herkese katıldığı için çok teşekkür ederiz. Tolga Bey, değerli bilgiler için size de çok teşekkürler.